Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok önemli. Hadi videoya başlayalım. Musul'un idaresini İbrahimyalı veren Tuğrul Bey, Musul'dan Bağdat yakınlarına geldiğinde halifenin gönderdiği bir elçi ile birçok emir tarafından karşılandı. Birkaç gün sonra yapılan muhteşem bir törenle Tuğrul Bey o güne kadar hiç görüşmediği Halife Kaim bir Emrullah'ın huzuruna kabul edildi. Halife 7 arşın yüksekliğinde bir taht üzerinde oturuyordu. Sırtında Hazreti Peygamber'in hırkası, elinde de altında bir asa bulunuyordu. Tuğrul Bey de yüksek bir taht üzerine oturtuldu. Halife Tuğrul Bey'i takdir ettiğini, Allah'ın kendisine ihsan ettiği ülkelerin ve memleketlerin idaresini ona verdiğini ve bu ülkelerin adaletle yönetilmesini söyledi. Tuğrul Bey de onun emirlerini yerine getirmek için Allah'ın yardımına güvendiğini belirtti. Ardından Tuğrul Bey'e 7 iklimin idaresinin sembolü olarak 7 siyah hilat giydirildi. Başına da mücevherler süslenmiş bir taç konuldu. Halife Kaim Bey Emrullah, Tuğrul Bey'i doğunun ve batının hükümdarı ilan etti ve bizzat eliyle kılıç kuşattı. Tuğrul Bey de halifeye 50 bin altın değerli kumaşlar, silahlar ve soylu atlar sundu. Böylece Tuğrul Bey artık bölgesel bir güç değil, artık bir süper güç olmuş, Büyük Selçuklu Devleti de Sünni halifeliğin koruyucusu ve muhafızı olmuştur. İbrahim Yinal ertesi yıl Musul'u bırakıp Hemedan'a gitti. Tuğrul Bey bunu Yinal'ın yeni bir isyan çıkaracağının işareti saydı ve Yinal'dan Bağdat'a gelmesini istedi. O da şehre geldi. Kısa bir süre sonra Besasiri ile Kureyş bin Bedra'nın Musul'u kuşattıkları haberi alındı. Tuğrul Bey'in kumandanları iç kalede 4 ay dayandı. Tuğrul Bey çok az sayıdaki askerle Musul'a gidince orada kimseyi bulamadığından Nusaybin'e geçti. Bu esnada İbrahim Yinal kendisinden ayrılıp Hemedan'a hareket etti. Sultan da arkasından gitti. 16 Kasım 1058'de Hemedan'a ulaşan Yinal'ın arkasından Sultan da şehre vardı. İbrahim Yinal Hemedan yöresindeki Oğuzların yanına giderek onların desteğini aldıktan sonra Tuğrul Bey'i Hemedan'da kuşattı. Oğuzların hazineyi yağmalamak amacıyla kuşatmayı bırakmasından faydalanan Tuğrul Bey, Hemedan'dan Re'ye geçti. Yeğenleri Alparslan, Kavurt Bey ve Yaguti yardıma geldiler. İbrahim Yinal ve Tuğrul Bey, Re yakınlarındaki Heftaze Bulan'da karşılaştılar. Mağlup olan Yinal ve yeğenleri esir alındı. Tuğrul Bey bu defa Yinal'ı affetmedi ve yayının kirişiyle onu boğdurdu. Fatimi Halifesi Arslan el-Besasiri'nin İbrahim Yinal'ı saltanatı ele geçirmek için Tuğrul Bey ile mücadeleye teşvik ettikleri söylenir. Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in ölümünün ardından onun oğullarından Süleyman'ın annesiyle evlendi ve kendi çocuğu olmadığından Süleyman'ı veliaht ilan etti. Horasan'a Damgan yöresindeki Girtkuh Kalesi'ne kapanan kutu almış, Sultan Tuğrul Bey'e isyan etti ve onun gönderdiği kuvvetleri yenilgiye uğrattı. Kutalmış'ın isyanı sultanın ölümüne kadar sürdü. Aynı yıl Sultan Tuğrul Bey, halifenin kızıyla evlenmeye talip oldu. Halife bunu kesinlikle kabul etmedi. Hatta ısrar edildiği takdirde Bağdat'tan çıkıp gideceğini söyledi. Ancak sultanın kararından dönmeyeceğini anlayınca istemeyerek razı oldu. Sultan Tuğrul Bey ile halifenin kızı Seyyide Hatun'un nikahları Tebriz dışında kıyıldı. Sultan, huzuruna gelen Tebriz hakimi Memlan'dan yıllık verginin çoğunu aldıktan sonra Nahçıvan'a geçti. Nahçıvan hakimi Ebu Dülef Eşşeybani ile İrminiye hakim İbni Celil'i kendine tabi kılıp Hoy şehrine yöneldi. Şehri zapt ederek yeni idarecileri tayin etti ve ardından Urmiye'ye hareket etti. Tuğrul Bey'in Urmiye'de hastalanması Bağdat'ta onun öldüğü yolunda bir şayianın çıkmasına sebep oldu. Tuğrul Bey Bağdat'a dönünce görkemli bir düğün merasimi yapıldı. Büyük toy verildi. Kısa bir süre sonra tekrar hastalanan Sultan, Seyyide Hatun ile birlikte Bağdat'tan ayrıldı. 6 ay sonra 70 yaşlarında Rey'de vefat etti. Rey'de kendi adıyla anılan türbesine Günbedi Burci Tuğrul Bey'e gömüldü.
Kaynaklar Tuğrul Bey'i kan dökmekten hoşlanmayan, merhametli, asil davranışlı, kusur ve hataları bağışlayan, sabırlı, kibirden uzak, cömert, dürüst ve dindar bir hükümdar olarak tanıtır. İmamettin el-İsfahani, Tuğrul Bey'in devrini gül bahçelerine benzetir. Başlı amaçlarından biri haç yolunu güvenilir duruma getirmek, diğeri de Fatimilerin varlığına son vererek İslam halini birleştirmekti. Videoyu beğenmeniz bizim için gerçekten çok önemli.